Büyükannem evinin lanetli olduğunu söylerdi. Onlar kapıların ardında. Eğer dikkatli dinlersen onları duyabilirsin, derdi. Kelimeleri korkmuş bir kadına ait değildi. Korkudan ziyade neşe doluydu. Bana evinde onunla olan hayaletler hakkında hikayeler anlatırdı. Ve gözlerindeki özlemle sevgiyi görebilirdiniz. Kötülük ve iyilik arasındaki farkı bilmeyen bir çocuk olarak, "Onlar kötü hayaletler değiller mi?" diye sorardım. "Hayır tatlım, tabii ki de değiller. Seni asla incitmezler." Büyükannemi çok severdim. Ama annem izin vermediğinden dolayı onu sık sık ziyaret edemezdim. Büyükannemin evi anneme iç karartıcı gelirdi. Ona birkaç saat uzakta yaşamamız ve yaşlılığının getirdiği sağlık sorunları yüzünden bizi ziyaret edemiyordu. Yine de kocaman ve eski bir evde tek başına yaşaması onun için sorun değildi. "Ben yalnız değilim ki. O gittikten sonra aşkımız bizi bir arada tuttu," derdi. Bana kendi ebeveyn veya kardeşlerinden kalan eşyaları gösterirdi. O zamanlarda evde geriye kalan herkes son zamanlarını sevdikleriyle ve aileleriyle geçirirmiş. Bundan dolayı birçok insan son nefesini bu evde vermiş. Zaman geçtikçe eski ev ile ilgili olan hatıralarım kaybolmaya başladı. Ben kendi hayatımla meşguldüm. Annemin ise çocukluğunu geçirdiği evle pek ilgisi olduğu söylenemezdi. Artık 97 yaşında olan büyükannem ise yüzünde hafif bir gülümsemeyle aramızdan ayrılmıştı. Büyükannemin vasiyeti birkaç hafta sonra elimize ulaştı. Kağıtta yazanları gördüğümde onu uzun zamandır ziyaret etmediğim için kendimi suçlu hissettim. Kağıtta kişisel bir mesaj yoktu. Anneme kalan mirastan bahsediyordu. Bu yazıların dışında ev ve evde kalan her şey bana aitti. Hamile olan nişanlımla evliliğe hazırlanıyorduk. Ve bu hediye yeni hayatıma başlayabilmem için çok iyi olmuştu. Eve tadilat ve yenileme yaptıktan sonra bir ay içinde eve taşındık. Evin mistik ve sıcak havası çocukluğumda kalmış, ürkütücü ve soğuk olmuştu. Yeni mobilyalara ve döşemelere rağmen hala gıcırtılar ve kapalı kapıların ardından fısıltılar duyuluyordu. Yakında karım olacak nişanlım Alice, evin çeşitli yerlerinde gördüğü sis benzeri bir şeyden bahsediyordu. Annemse bizi ziyarete gelme konusunda tereddütlüydü. Büyükannem bu evde başına bir şey gelmeden mutlu ve huzurlu yaşayıp gittiği için bir sorun görememiştim. Mahallemiz yemyeşil ve büyük ormanlarla çevriliydi. Çocuk büyütmek için harika bir yerdi. Burada 10 yılımızı geçirdik. Ve Alex adında bir oğlumuzla Amanda adında bir kızımız oldu. Başlarda gelmiş geçmiş en mükemmel hayata sahip olduğumuzu düşünüyordum. Ama ne yazık ki öyle değildi. 3 Eylül 2017 tarihinde yanlış giden bir hırsızlıkta tüm ailem öldürüldü. O geceye dair pek bir şey hatırlamıyorum. Evin içinden gelen cam kırılma sesine uyandım. Cesur biri sayılmam ama eğer ailem risk altındaysa her şeyi yapabilirim. Alex'e 10. yaş gününde hediye etmek için aldığımız beyzbol sopasını kavradım ve odadan çıktım. Ben daha köşeyi bile dönememişken göğsümde keskin bir acı hissettim. Hırsızlardan biri tam ciğerimin arkasına bıçak sapladı. Tamamen hareketsiz kalıp yere düştüm. Çocukları da alıp kaçabilmesi için karıma seslenmeyi denedim. Ama ciğerime dolan kan yüzünden çıkardığım hiçbir ses anlaşılabilir değildi. Karım evimize giren iki adamla boğuşurken ben çaresizce ölüyordum. Onlar Alice'i bıçaklarken içimin parçalandığını hissettim. Ve her şey karardı. Sanırım ölüp ölmediğimi kontrol etmemişlerdi. Belki de üstünde yattığım kan gölü öldüğüme inanmalarına yetmişti.
Beni hastaneye götüren ambulansla uyandım. Onlar beni ameliyata hazırlarken ben ailem için ağlıyordum. Ama yine de kendime polislerin olay yerine çabuk ulaştığını ve ailemin kurtulduğunu söylüyordum. Polislere göre hırsızların amacı satacak bir şey bulmakmış. İçeri girdiklerinde onlara yaklaşan birini gördüklerinde saldırmışlardı. Polisler geldiğinde karşılık vermişler ve sonuç olarak ikisi de ölmüştü. Bizim evimizi seçmeleri için hiçbir sebep yoktu. Neden seçilen bizim evimiz komşumuzun boş evi değildi? Bana gelirsek, bıçak o kadar derine inmişti ki omurgama zarar vermişti. Bu da sol kol ve bacağımı kullanamamam için yeterliydi. Birkaç aylık rehabilitasyondan sonra nihayet eve gidebilmiştim. Annem doğal olarak ben olayların üstesinden gelene kadar onunla kalmamı istedi. Bu iyi olabilirdi ama o ev kaybettiğim ailemle aramdaki tek bağlantıydı. Yarıda kesilmiş harika bir hayatın kalıntılarıydı. Evde kendimi onlara daha yakın hissetsem de yatak odamızda uyuyamıyor ya da çocukların odasına gidemiyordum. Onun yerine olayın izleri olmayan tek yer olan misafir odasında uyuyordum. Sonraki birkaç haftayı ailemi koruyamadığım için kendime kızarak geçirdim. Sadece birkaç saat içinde tüm hayatım mahvolmuştu ve yaşamak için hiçbir tesellim yoktu. Evden çıtırtılar, uğultular ve fısıltılar gelmeye devam ediyordu. Aslında onlar hep vardı ama bilincimin gerisine itilmişti. Fısıltılara dikkatimi verdiğimde şekillenmeye başlamışlardı. Eve döndüğümün üçüncü haftasıydı. Gece holün sonundan gelen ses ile uyandım. Ayağa kalktım ve yavaşça oraya doğru ilerledim. Bu ses yatak odamdan gelen bir şarkıydı. Ve bu herhangi bir şarkı değildi. Karımın hazırlanırken mırıldandığı şarkılardandı. Annesinin ona çocukken söylediği İtalyanca şarkı. Sözlerini anlamasam da beni en stresli günümde bile rahatlattı. Alice? Diye seslendim. Hayal görüp görmediğimi merak etmiştim. Kulağımı kapıya dayadım. Ölü karımın sesini duyduğuma inanamıyordum. Cevap vermedi ama söylemeye devam etti. Sesin onun olduğuna emin olduğumda kapıyı umutsuzca açtım. Boş bir yatak ve bir daha asla giyilmeyecek kıyafetlerle dolu olan bir dolapla karşılaştım. Bir saniyelik umut ve mutluluk kapıyı açtığımda kaybolan sesle karanlığa karıştı. Yere çöktüm ve onları kaybettiğimden beri ilk defa ağladım. Beni mahveden bıkmışlık hissinden başka hiçbir şeyi hissedemedim. O gece orada uyuyakaldım. Uyandığımda kendime her şeyin bir rüyadan ibaret olduğuna inandırdım. Hayal olduğuna inancım bir sonraki gece, Alex'in odasından kıkırdamalar duyana kadar devam etti. "Alex, bu sen misin?" diye seslendim kapının arkasına yaklaşırken. Kıkırdamalar kesinlikle oğluma aitti. Hatta oyuncak araba ve koşturan ayak sesleri de vardı. Bu sesler aylar önce yaşanan olayı az da olsa unutmamı sağladı. "Alex!" diye seslendim. Gözyaşlarım yanaklarımdan akmaya başlamıştı. Ama beni duymadı. Kapıyı açtığımda karanlık ve sessiz oda ile karşılaştım. Gözlerimi kapattım. Ve yapayalnız olduğum için gerçekliğime döndüm. Sonra aklıma büyük annemin ben küçükken söylediği söz geldi. Onlar kapıların ardında. Eğer dikkatli dinlersen, duyabilirsin. Çocukluğumda duyduğum sesler gerçekti. Büyük annem kocasını duyuyordu. Çünkü hayatında en değer verdiği insan kocasıydı. Seslerin anlaşılmaz olmasının sebebi buydu. Şimdi ben de ailemi duyuyordum. Büyük annemin burayı o kadar çok sevmesinin sebebini şimdi anlıyorum. Ev, kaybettiği sevdikleriyle doluydu. Sesler her gece devam etti.
sıradaki kızımın odasıydı. Amanda'nın peluş hayvanları ile dans ettiğini, onlara sanki gerçeklermiş gibi konuştuğunu duydum. Onlara en az annesininki kadar güzel sesiyle şarkı söylerken ağlamamı durduramadım. O geceden sonra hiç kapıları açmadım. Neşe dolu hayatımız sanki hiç bitmemiş gibi her gün onları dinledim. Benim için artık gece rutini olmuştu. Gün boyunca uyuyor, gece olunca da battaniyemle odalardan birinin önünde oturuyordum. Günlerimi, haftalarımı, hatta aylarımı böyle geçirdim. Kabul ediyorum, mükemmel bir hayat değildi. Ama onlarla olan tek bağlantım buydu ve ben sadece devam ettirdim. Gece rutinimi bozan ilk kişi karım oldu. Genelde söylediği şarkıyla ya da çocuklarımıza anlattığı hikayelerle uyandırırdı beni. Ama o gece öyle olmadı. O gece karımın dehşet içindeki çığlıklarıyla uyandım. Hemen ayağa kalktım ve içgüdüsel olarak ona seslendim. Kapının diğer tarafından gelen, "Benden uzak durun, siz kimsiniz?" bağırışlarını duydum. Bunlar hırsızların onu öldürmek için içeriye girdiği ana aitti. Kapıyı hızlıca açtım. Tabii ki hiçbir şey yapamayacağımı biliyordum ama buna dayanamazdım. Kapı açıldığında sessizlik tüm odayı sardı. Sonra Alex'in odasından gelen çığlıkları duydum. Annesinin sesine uyanmıştı. Hırsızlar içeri girip onun boğazını kestiğinde çığlıkları son buldu. Onun da odası sessizliğe gömülmeden hafif bir inilti duyuldu. Sırada Amanda vardı. Hırsızların onu katletmesini duymak istemediğimden hızlıca kapıyı açtım. Ertesi gece kapıları açık bırakmaya karar verdim. Ailemin ölümüyle bir daha yüzleşemezdim. Ama gece yarısında kapılar birden kapandı ve işkence başladı. Karımın ve çocuklarımın çığlıkları onların ne yaşadıklarını bana tekrar hatırlattı ve onları kurtaramadığım için kendime çok kızdım. Başka bir seçimim kalmamıştı. Hepsinin kapılarını söktüm. Sadece banyo ve misafir odasının kapılarına dokunmadım. Geçmişle gelecek arasındaki geçit yok olduğu için sağır edici bir sessizlikte kalmıştım. Ailemin katledilirken çıkardıkları sesler ile yaşayabilmem imkansızdı. İçimi parçalayan bu sesleri artık duymayacaktım. Ama artık tamamen yalnızdım. Sonra birinin ağladığını duydum. Misafir odasından geliyordu. Misafir odasından bu çok tanıdık sesi duyduğumda yatak odasında yatıyordum. Bu ses çocuklarıma veya karıma ait değildi. Bu benim sesimdi. Üzgünüm. Sizi kurtaramadım. Orada öylece dikildim. Kapıyı bile açamadım. Ama kapının arkasından gelen silah sesi ve devamındaki patırtı beni kendime getirdi. O ana kadar hep geçmişten gelen sesler duymuştum. Daha gerçekleşmemiş bir olayı duymak beklemediğim bir şeydi. Misafir odasına giremedim. Uyuyamadım da. Alkolden sızana kadar mutfak masasında oturdum. Güneş doğduğundaysa tüm kapıları söktüm. Kapının arkasından duyduğum bu son şeyin benim kaderim olup olmadığını eğer bu kabustan kurtulabilirsem anlayacağım. Her şeyin bittiğini söyleyemem ama sonuç olarak evimdeki tüm kapıları söktüm. Ve sonunda ev sustu. Korkunçlu arkadaşlar, hepinize merhaba. Bu hikayenin çevirisi için Esra Ediz'e teşekkür ediyorum. Siz de çevirilerde bana yardımcı olmak için Discord üzerinden Kutay Dolupınar'la veya Instagram üzerinden direkt benimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar, bu hikayelerin çevirileri için gerçekten çok uğraşıyorum. Bundan dolayı bana destek olmak ve hikayeleri bir gün önceden dinlemek için katıl tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere ve her zamanki gibi
tatlı uykular.